Sivasspor engelinde 2-1 ile geçtiniz. Valla nereden geldiğin, nerede olduğun o kadar önemli değil. Nereye gideceğin önemli. Geçen hafta da söylemiştim. Daha önceki hafta da söyledim. Her hafta da söyledim. Yani maç maç düşünüyoruz. Oynadığımız maç Sivasspor maçıydı. Galip geldik. Mutluyuz. Önümüzde Beşiktaş maçı var. Ondan sonra da maçlar var. Hepsi zor maçlar. Görüyorsunuz hiçbir maç kolay değil. Özellikle artık yolun yarısını geçtikten sonra herkes, bütün takımlar kendi hesaplarını yapıyorlar. UEFA hesabı yapan var, şampiyonluk hesabı yapan var. Kümede kalmak için mücadele edenler, onun hesabını yapanlar var. Dediğim gibi yani nerede olduğun önemli değil şu anda. Nerede bitireceğin önemli, nereye gideceğin önemli. Nasip. Uzun bir maraton, sizin de belirttiğiniz gibi. Zor bir maç olacağını biliyorduk. 6 sarı kart sınırında oyuncuyla maça çıktınız ve son bölümlerde Obi Mikel'in sarı kartı vardı. Vakayeme'nin arka adresinde problem var. O kadar önemli değil. Çarşamba günü MR'ı çekilecekmiş başkanım. Onlarla ilgili bilgi... Yok, o kadar önemli değil Vakayeme'nin sakatlığı. Yani %80-90 oynar Beşiktaş maçında. Obi'nin kartına gelince, kart işte. Başımıza da hep bunlar son dakikalarda geliyor. Evet. Şanssızlık. Oluyor, futbolun içerisinde olan şeyler bunlar. Yani yapacak başkanım, bir şey yok. Kırılma anı size göre başkanım, bugünkü maçta hangi pozisyondu? Herkes hop oturup hop kalktı ki son bölümlerde taraftar da artık heyecana kapıldı tribünlerde. Herhangi bir yerde kırılmadı maç. Yani maç şimdi 90 artı son saniyeye 2-0 giriyorsanız o maçın artık kırılacak bir tarafı yok, ama hani ne olabilirdi? Nova'nın kafa vuruşu gol olsaydı belki orada kırılırdı. Ama şu anda öyle bir şey yok. Yani şurada kırıldı diyebileceğimiz bir pozisyon yok şey olarak. Pozisyon olarak. Haftayı kayıpla geçen üstteki takımlara baktığımızda Trabzonspor altın değerinde bir 3 puan aldı. Bundan sonrası için hep her maç 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 bakıyoruz ama başkanım, bundan sonrası için tabii taraftarın beklentisi her kazanılan hafta sonrasında da bir üst seviyeye çıkıyor ki özellikle Sörloth'un tahkimden çıkan kararı sonrasında bugün sahada vermiş olduğu performans da çok belirleyici oldu Trabzonspor açısından. Bundan sonrasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi şöyle, yani Sörloth'un performansı hemen hemen her maç belirleyici oluyor. Çünkü takımın golcüsü. Evet. Gol attığı zaman zaten skoru belirliyor. Skoru belirlediğiniz zaman da neticeyi belirliyorsunuz. Ya bundan sonrası için dediğim gibi, yani bundan sonrası için söylenecek tek şey var. Yani öyle aman lider olduk bilmem ne falan filan, peşinden de şampiyon olduk. Hala yani bugün itibariyle bile dönüp baktığınızda 7 takım şampiyonluk mücadelesi veriyor. Yani şimdi bunların vermiş olduğu mücadeleyi yok sayamazsınız. Burada önemli olan onların vermiş olduğu mücadeleden daha fazla mücadele vermek. Daha fazla mücadele etmek, daha fazla çalışmak, daha fazla üretmek. Hani tekrar söylüyorum. Yani geldiğimiz yer, sakın kimse abartmasın bunu. Tamam, 200 bilmem kaç hafta lider. Tamam da yani bu dönüp baktığınız zaman, geriye dönüp baktığınız zaman işte bilmem kaç hafta sonra lider oldu takım diye öyle bir şey yok, öyle bir title yok, öyle bir tanımlama da yok yani. Geldiğiniz gibi gidebilirsiniz de. Onun için orayı muhafaza etmek, her maçı da aynı ciddiyetle, belki daha fazla. Yani bugün mesela o son saniyede yediğimiz gol tamamen konsantrasyon. O maç içerisinde gösterilen konsantrasyon, mücadele ve dikkat bir anda dağıldı. Dağıldığı anda da rakip size cezayı kesiyor. Yani düşünebiliyor musun mesela o gol yani son 7-8 dakikada yenmiş olsaydı, o zaman işte o kırılma dediniz ya işte, evet. Ondan sonra belki de onu konuşuyorduk burada. Onun için çok daha dikkatli olmamız lazım. Yani ayakların yere basması diye bir tabir var ya, bırakın ayakların yere basmasını, o ayakları yerden hiçbir zaman kalkmamalı. Yani gerekiyorsa ayakları sürüye sürüye yürüyeceğiz. Maçın hakemi nasıl buldunuz Sayın Başkan? İyiydi. İyiydi yani, ben herhangi bir şey görmedim. Bir de zaten yani şu anda Süper Lig'in en tecrübeli hakemi. Avrupa'da da, Dünya Kupası'nda da yani sayısız maç yönetmiş, birikimi olan. Ama şöyle söyleyeyim, oyuncular da yardımcı oldular. Belirli ölçüde iki takımın oyuncuları da yardımcı oldu hakeme. Hakemin de işi tabii o zaman biraz kolaylaşıyor. 12. adamı nasıl buldunuz başkanım bugün? 12. adam
ikinci golü attıktan sonra bayağı bir rahatladı. Bayağı bir rahatladı 12. adam. Ama o 12. adamın varlığı önemli. Her zaman söylüyorum. Yani taraftar desteği olmadan, bizim taraftarımızın coşkusu ve enerjisi olmadan bizim bir tarafımız yarım kalıyor. Yine bugün 35 bin seyirci, belki 36 bin, bilemiyorum, son rakamı almadım. İşte takımla birlikte inanmış, inançlı bir şekilde takımın oynadığı futboldan keyif alan, baskı yediğimiz dakikalarda da takımla beraber baskı altına giren, yani her şeyini takımla yaşayan bir taraftar vardı bu gece. Başkanım, Guilherme, Tatis'te India 3 yeni transfer, bugün mücadeledeydi, bu transfer başarısı mı sizce? Olması gereken. Yani buna başarı diyemeyiz. Yani yapmanız gereken bu. Yapmanız gerekeni yaptığınız zaman kendinizi başarılı olarak adetmeniz yanlış olur. Yapmamanız gerekeni yaptığınız zaman da net başarısızsınız. Şimdi camialarda biz burada bir görev yapmaya geldik. Süremiz bittiği zaman ya devam ederiz ya gideriz. Bu hem bizim UKTE'mizde hem de genel kurulun takdiri olan bir şey. Ama o süreç içerisinde hata yapma şansınız yok. Yaptığınız her hamlenin 3-4 boyutu var. Takım içi dengelerden tutun, ekonomik boyutundan, sportif boyutundan, performans boyutu. Bunların hepsini bir araya koyarak ve ihtiyaçlar dahilinde yapılması lazım bunun. Burada hata yapmaya şansınız yok sizin. Hata yapmadığınız yerde de transfer etmiş olduğunuz oyunculardan da verim aldığınızda işte biz çok iyi yaptık. Yok öyle bir şey. Zaten yapmanız gerekeni yapıyorsunuz siz. Onun için burada bir ekip mücadelesi veriliyor. Takım halinde, takım derken yönetimiyle, başkanıyla, taraftarıyla, camiasıyla, basınıyla, oyuncularıyla, malzemecisiyle, doktoruyla, sağlık ekibiyle ve minimum hatayı yapıp maksimum verimi almak için bir mücadele yapılıyor. Yani Lacoste'nin ikinci maçıydı ama ligdeki ilk maçıydı. Ben şahsen beğendim. Cilerme zaten yani malum. Onun için yani şey olarak baktığımız zaman ben Badu'yu biraz daha erken transfer edilmiş. Yani Badu çok uzun zamandır izlemede olan bir oyuncuydu. Diğer iki oyuncu da gündemdeki oyuncuydu. İşte bunlar ne oluyor? 20-30 oyuncu arasından işte bütün az önce söylediğim kriterler göz önünde bulundurularak transfer edilen oyuncular. Bütçemiz de bizim sınırlı olduğu için tekrar söylüyorum, yönetim olarak ve teknik kadro olarak hata yapma şansımız, öyle bir lüksümüz yok. Ama hata yapmadık diye de biz kendimizi çok başarılı olarak adletme gibi bir tavır içerisinde olmamız da o kadar doğru olmaz. Başkanım, federasyona Malatyaspor maçı ile ilgili hangi gün hangi tarihte oynanacağı ile ilgili bir talebiniz olacak mı? Özellikle karşılaşmadan sonra Beşiktaş... Biz o müsabakanın ertelenmesinde ne söylediysek federasyonun talebine, federasyonun daha doğrusu vereceği karara saygılıyız diye maç ertelenmeden önce. Evet. Aynı şekilde federasyonun bu maçın oynanma tarihiyle alakalı olarak da vereceği karara da aynı saygıyı duyacağız. Orada o federasyonun UKTE'sinde olan federasyonun kararı. O artık ne zaman oynanacağına federasyon karar verecek. Hani az önce söyledim ya, yani bir iş yaparken 5, 6, 7, 8, 9, 10 kriteri masanın üzerine koyuyorsunuz. Emin olun yani federasyonun şeyi de o kadar kolay değil. İşi de o kadar kolay değil. Onlar da bir maçın tarihini bile belirlerken işte lig maçları, zorluk dereceleri, kupa maçları, Avrupa Kupası maçları, milli maçlar, iklim koşulları da herhalde onlardan biri olabilir. Bir sürü kriteri masanın üzerine koyup ona göre planlama yapıyorlar. Onlar yani federasyonun vereceği karara saygı duyacağız. Başka da yapacak bir şey yok orada. Yani tarihle alakalı olarak vermiş oldu vereceği karara. Bitti mi? Başkanım, Cuma günü Charlotte'un cezası 1'e indi. O gün neler yaşandı? Bir de herkes Sosa ve Novak'ı soruyor sözleşme konusunda. Şimdi herkes bir kere niye onu soruyor? O bizim işimiz. Yani bizim işimiz.
Ya bugüne kadar yapmış olduğumuz uygulamaları takip ederlerse insanlar, yani burada birden fazla kriter söz konusu. Dolayısıyla bizim işimiz. Görüşmeler devam ediyor. Ben o zaman şöyle söyleyeyim, belki biliyorsunuz belki bilmiyorsunuz. 1 Ocak'tan sonra yapılacak olan uzatmalarda da veya sözleşmelerde de %25 gibi ilave bir vergi söz konusu. Hesabımızı kitabımızı yapıyoruz. Yani bıraksınlar da o iş bizim işimiz olsun. Bu kulübün paralarının geçtiğimiz yıllarda ne kadar fütursuzca harcanaraktan kulübün ne noktalara kadar itildiğini biliyor herkes. Dolayısıyla şu anda menajerleriyle görüşmeler devam ediyor. Ha şunu da söyleyeyim, pazarlıklar da devam ediyor. Çünkü bizim sınırsız parası olan bir kulüp değiliz biz. Bizim gelirlerimiz belli. Dolayısıyla giderlerimizi de ona göre ayarlamak zorundayız. Ama biz iyi niyetliyiz. Oyuncular iyi niyetli. Menajerlere de iyi niyetli diyelim. Ama görüşmeler devam ediyor yani. Ciddi şekilde devam ediyor. O kadarı bilinsin yeter. Cuma günü tahkimde ne oldu? Cuma günü tahkimde olanı tahkim toplantı sonrasında yapmış olduğu açıklamada, kendi federasyonun web sitesinden yapmış olduğu açıklamada zaten kamuoyuna duyurdu. Orada ne yazıyorsa oldu. Yani ceza 2'den 1'e düştü. Başkanım, son soru benden olsun. Altyapıda ki hafta sonu karşılaşmalarda sahanın kenarlarındaki menajer sayısı fazlalaşmaya başladı. Bu oyuncular anladığım kadarıyla pike yapıyorlar. Bu konu acaba altyapının ya da sizin kontrolünüzde mi ya da bir yaptırım düşünüyor musunuz? Şimdi iyi olan, güzel olan şeye herkes pike yapar. ama bugün dönüp baktığımız zaman yani U12'si, U14'ü, U16'sı, U17'si ve U19. Bu 4 yaş grubunda da elit, 4 elit ligde sadece bir tanesinde biliyorsunuz ikinciyiz, diğerlerinin hepsinde lideriz. Orayla alakalı olarak hala bizim çalışmalarımızın optimize edildiğini söylemem yanlış olur. Hala orada bizim çok eksiklerimiz var. Ama yani menajerlerin pike yapması, şimdi menajerler eskiden kulüplere pike yapıyorlardı, yönetimlere pike yapıyorlardı. Ama son lisans talimatından sonra tabii farklı mecralara yönelmeleri bana göre doğal. Burada tabii ki kulübün tutumu, kulübün yaklaşımı ve kulübün bakış açısı önemli. Yani kimse merak etmesin. Yani biz bu elitlikte oynayan oyuncularımızın içerisinde oyuncularımızın performansını oraya pike yapan menajerlerden daha iyi ve daha yakından takip ediyoruz. Ama yani sağdan soldan... Yani çünkü bizim yüzlerce oyuncumuz var. Hani birkaç tanesini de eğer beğenir alırlarsa onda da bir sorun yok. Ama bizim kontrolümüzün dışında olan da bir olay yok. Çok teşekkürler başkanım. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.